sokak hayvanları ile ilgili bir cümlesi var. Yani bakın vicdanlı olan bir kişi insanız ya biz. iki ayaklarız. Bizde vicdan var, bilinç var, beyin var. Bizi diğer canlılardan ayırıyor bu özelliklerimiz. Ve vicdanlı olan bir kişinin söyleyebileceği cümleler değil. Ve o cümleleri duyduğunuzda insanlığınızdan utanıyorsunuz. Zaten faşist kafa diyoruz zaten Mustafa Desticiye. Hatırlarsanız seçimlerden önce de tuhaf tuhaf açıklamaları vardı. Ee, ve az sonra o cümleleri duyduğunuzda yazık ya diyeceksin. Ya yani gerçekten insanlığınızdan utanıyorsunuz. Bu cümleleri duyduğunuzda nasıl söyleyebilir diyorsunuz. Sokak köpekleriyle uğraşacaklarına, ekonomiyi düzelsinler, hem de acilen talimatım var demiş. Aşkın Bey'in gönderdiği mesaj. Geldik. Şimdi muhalefet tarafına bakacağız. Muhalefet tarafında epey bir haberlerimiz var. Onlar içerisinde ilki bugün Ankara'da gerçekleşen ee, bu görüntü, arkada vermiş oldukları bu görüntü. Yer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Ankara ve DEM heyeti, eş başkanları yanlarındaki birkaç kişiyle birlikte CHP'nin kapısını çaldılar. Karşılayanlar oldu ve işte kaçıncı kata çıktılarsa çıktılar. Orada tabii ne görüşüldüler diyeceksiniz. Tabii ki yerel seçim görüşüldü ve gördüğümüz kadarıyla ve anladığımız kadarıyla evet bir kriz vardı kimi illerden başta Antalya olmak üzere ama iki parti de işbirliğine yakın görünüyor. Dem Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da kamuoyunun önünde açık şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz. Bugün yerel seçimleri de değerlendirdik. Kent uzlaşısından bahsettik. İşbirliği, güç birliği dahil olmak üzere bu seçeneklerin tartışılabileceğini bugün dile getirdik. Türkiye yerel seçimlere gün sayarken Dem Parti'nin CHP'ye nezaket ziyareti işbirliği açıklamasına evrildi. Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Dem Parti'ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmek için genel merkeze geldi bu ziyaret bir nezaket ziyareti. Özel'in ziyaretinin ardından işbirliği için iki parti de ayrı ayrı heyet oluşturdu. Fakat 12 askerin şehit olmasının ardından açığa çıkan bildiri tartışmasıyla çalışma rafa kalktı. Heyetler görüşmedi. Dem Parti'nin iade ziyaretiyle buzlar eridi. CHP ve Dem Parti kent uzlaşısında anlaştı. Dem Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra da Kamuoyunun önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi, karşılıklı ziyaretleri yapmayı ve Türkiye'nin çok önemli meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız kent tuzlaştığının yerel yönetimlerde işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğunu, hangi kentlerde bu çalışmanın yürütülebileceği konusunda bir çalışma yürütecekler. CHP ile devam edeceğiz ama bu kent uzlaşısı ne demek diye merak ediyorsunuz yani tabanda bir birliktelik siz demli olabilirsiniz, iyi partili olabilirsiniz saadetli olabilirsiniz, CHP'li olabilirsiniz muhalefette bir kişi olabilirsiniz ama size yaşatala, yaşatılan dayatmalardan dolayı size yaşatılan dayatmalardan dolayı işte sosyal hayatta sanatta, sporda, her yerde artık bir bıkkınlık vardır bir bıkmışlık vardır ve bu insanların yerelleri de yönetmesini istemezsiniz. Yani zaten geneli yönetiyor. Biraz da böyle yerelleri de yönetecek olsa tamamen artık bizim boğazımızı sıkacak. Yani demokrasi falan yok zaten ülkede. Ha burada nasıl bir olay olacak derseniz ben size şöyle söyleyeyim: siyasal İslam'la siyasal İslam'la laikliğin burada mücadelesini göreceğiz. Laik düzeni mücadelesini. Bir tarafta laik düzene sahip çıkmak isteyenler, diğer tarafta siyasal İslamcılar ve ya dizilere bile karışıyorlar artık. Dizilere, spora, her şeye, her şeye, her şeye karışan bir zihniyet var. Müdahale ediyor, hayatımıza müdahale ediyor. O yüzden zaten insanlar öyle bakmayacaklar sandığa gider. Arkadaş, sen benim hayatımı kısıtlıyorsun. Al. Ben sana vermiyorum. Kimileri böyle düşünecek diye tahmin ediyorum. Şimdi çok tartışmalıydı. Ee, dün e, Cumhuriyet Halk